Kişiler Arası İletişim 5. Bölüm Karşılıklı Bağımlılık ve Psikolojik Doyum. İnsan hayatı rastlantısal etkileşimlerden uzun yıllar süren dostluklara değin çeşitlenen etkileşimlerle doludur. İnsan doğumundan ölüme değin geçen süre içerisinde bir yandan yakın aile çevresi, diğer yandan toplumun tüm diğer gruplarıyla sosyal ilişkiler ağına bağlı yaşar. İnsan davranışları ve insan ilişkileri çok sayıda değişkenin etkisinden söz edilebilir. İnsan aklı, duygu ve düşünceleri tüm etkileşimlerde ön plana çıkar. İnsanlar arasındaki yakınlığın artması uzun süre devam eden ve sıklıkla gerçekleştirilen bir etkileşime bağlıdır. İnsan ilişkilerinde karşılıklı bağımlılık. İlişkilerin gelişiminde bireyler birbirlerini çok farklı ortamlarda tanır ve farklı durumlara karşı tepkilerini ölçerler. Karşılıklı bağımlılık yaklaşımı ortaklar arasındaki etkileşim örüntülerini çözümler. Bu etkileşim tarafların ilişkiye verdikleri yani bedel ve ilişkilerin aldıkları yani ödül yani ilişkilerin katkıları bağlamında ele alınır. Etkileşimlerinde birey ödüllerini en üst düzeye çıkarmaya, bedellerini ise en alt düzeye çekmeye çalışır. Toplumsal etkileşim karşılıklı bağımlı ortaklar arasında çıktıran yani ödül bedel farkıyla değişim ve eş güdümünü gerektirir. Ödül bedel ilişkisi. Sosyal durumların amacı kuralları ve hareket biçimleri vardır. İnsan bu sosyal durumlar içerisinde ilişkilerini sürdürür. Kimi zaman ilişkilerdeki eşitlik anlayışı paylaşım ihtiyacı olan kadarını verme ilkesine göre işlerlik kazanmaktadır. Ödül maddi ya da manevi olabilir. Ödül kişiden kişiye azalan ya da artan değerdedir. Mevki, para, bilgi, mal ya da hizmet birer ödül niteliği taşıyabilir. Ödülün iki boyutu vardır. Kişiye özgürlük boyutu, somutluk boyutu şeklinde. Kişiye özgürlük boyutu ödülün değerinin onu verene bağlı olma derecesiyle ilişkilidir. Somutluk boyutu ise gözle görülüp elle tutulan somut ödüller ile tavsiye, öğüt gibi somut olmayan ödüller arasındaki ayrıma işaret eder. Bedel, bireyler arasındaki ilişki ya da etkileşimde ortaya çıkan olumsuz sonuçlardır. Çıktıların değerlendirilmesi. Birey tüm ilişki ve etkileşimleri sürekli gözden geçirir, ödül ve bedel dengesini sorgular. Birey ilişkisini değerlendirirken çok farklı yollara başvurur. Bir ilişkiyi değerlendirmenin en yalın yolu onun karlı mı yoksa zararlı mı olduğuna bakmaktır. Bir ilişki diğer ilişkilerle karşılaştırarak değerlendirilebilir. İlişkilerinde bireylerin çıktılarını olumlu yönde en üst düzeye çıkarmasında etkinliklerin eş güdüm içinde yapılması gündeme gelir. Eşitlikçi değişim. İnsanlar ilk kez tanıştıkları ve çok sık bir araya gelmedikleri bireylerden ziyade arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde eşitlik ilkesini kullanmaya özen gösterirler. Temelde eşitlik kişinin ihtiyacının katkılarıyla doğru orantılı olmasıyla ilişkilidir. Eşitlik ya da hakkaniyet yaklaşımının 4 varsayımından söz edilirse, bir ilişkideki ya da gruptaki bireyler kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar. Çiftler ya da gruplar ödülleri aralarında dürüstçe nasıl dağıtacaklarına ilişkin kural ya da normlar gerçekleştirerek ortak ödüllerini en üst düzeye çıkarabilirler. Daha sonra bireyler bir ilişkinin hakkaniyete uygun olmadığını anladıklarında hoşnutsuz olurlar. Hakkaniyetsiz arttıkça hakkaniyetsizlik, hoşnutsuzluk da artar. Hakkaniyetsizlik algılayan bireyler durumu düzeltmek için girişimlerde bulunurlar. Hakkaniyetsizlik yaptığını düşünen birey, bu durumu düzeltmek için hakkaniyeti yeniden sağlamaya çalışabileceği gibi dengesizlik algısını değiştirerek psikolojik hakkaniyet sağlama yolunu tercih edebilir. İnsan ilişkilerinde yakınlık. İnsanın var olduğu tüm kurumlar iletişim sürecine dahildir. İnsan ve algısı toplumsal yapıya dahil olma biçimi pek çok faktör iletişim süreci içinde üzerinde etkilidir. Bir kişinin bir başkasına kişisel duygu ve bilgilerini açmasıyla yakınlık süreci başlar. Bu paylaşım sözlü veya sözsüz iletişim aracılığıyla olur. Bireyin diğerine açılması psikolojik durum, güdüler, gereksinimler, korkular ve daha birçok faktör tarafından tetiklenebilir. Yakınlık denildiğinde kişisel duyguların karşı tarafla paylaşılması, değer bilmek, cana yakınlık ve birlikte gerçekleştirilen etkinlikler akla gelir. Genel anlamda insanlar yakınlığı kişisel duyguların ve sevginin açığa vurulması olarak ifade ederler. İnsan ilişkilerinde güç dengesi. Toplumsal bir varlık olarak insanın kendisiyle ve çevresiyle etkileşime girmesi adeta bir zorunluluktur. İnsan doğası gereği çevresini ve çevresindekileri etkilemeye çalışır. İletişimde bulunanlar arasında karşılıklı güven ve anlayışın sağlanması ilişkide güç dengesinin korunması açısından önem taşır. Güç dengesini değerlendirme, sorumluluk alanlarını paylaşma, kararları bütünüyle eşit olarak alma ve ikisinin bir karışımı ilişkilerde eşit güç dağılımı sağlamanın olası yollardır. Toplumsal kurallar çoğunlukla insan ilişkilerinde belirleyici rol oynar. Özel ya da kamusal ortamlarda kadın ve erkeklerin rolleri toplumsal beklentiler, kalıp yargılar ve davranış kuralları etkileşim tarzını doğrudan etkiler. Bunun yanı sıra etkileşimde bulunan tarafların kaynaklarının güçleri yani bilgi düzeyleri, sahip olunan materyaller gibi
Bunlar iletişim sürecini etkiler. Taraflar kaynakları açısından dengesiz olduklarında daha fazla kaynağa sahip olan kişi daha fazla güce de sahiptir. Tarafların iletişim sürecine verdikleri değer ve ilgi de güç dengesi üzerinde etkili olur. Güç dengesi ve çatışma. İlişkilerde çatışma çoğunlukla bir kişinin davranışı diğerine engelleyici bir boyuta ulaştığı zaman ortaya çıkar. Kimi çatışmalarda tarafların güdüleri ve kişiliği üzerinde yoğunlaşır. Temelde çatışma günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Çatışmanın kendisi olumlu ya da olumsuz değildir. Daha sonra çatışmalara verilen tepkilerin yıkıcı ya da yapıcı sonuçları olabilir. Çatışmaları çözme biçimleri değişim ve gelişim için bir güç olabilir. Çözümlenme biçimlerine göre çatışmalar bireyler arasındaki ilişkiyi destekleyebilir ya da sonlanmasına neden olur. Tam tersi durumlarda ise çatışma, bireylerin birbirlerini tanımaları, anlamaları ve ortak kararlar alabilmeleri açısından doyurucu iletişim süreçlerinin önünü açabilir. Çatışma çözümünde saldırganlık, kaçınma ve problem çözme davranışlarından hangisinin tercih edildiği bu güç dengesinin nasıl yapılandırıldığına işaret etmektedir. Benim kazanman için sen kaybetmelisin yaklaşımının bir yansıması olarak saldırganlık, çatışma ortaya çıktığında taraflardan birinin diğer üzerinde güç kullanarak sorunu çözmeye çalışması anlamına gelir. Bu yola başvurulduğunda kaybeden taraf kazanana karşı kırgınlık duyar ve düşmanlık besler. Ayrıca çözüme katılmak için hiçbir istek duymaz. Bireyde sorumluluk duygusu ve öz denetim gelişmesine engel olur. Korkuya bağlı boyun eğme davranışı geliştirir. Başkalarının gereksinimlerine karşı anlayışlı olma duygusunu köreltir ve işbirliğin gelişimini engeller. Yenilikçilik ve araştırmacılığı engeller. Bireyde verimsizlik, moral çöküntüsü, çalışma isteksizliği gibi duyguların gelişmesine neden olur. Bireyin kendisini denetlemesini engeller. Kazanan güç kullanması ve denetimini gerektirir. Sorun ortaya çıktığı anda kaçınmayı tercih eden birey için çözüm arayışına gerek yoktur. Çoğu zaman bir sorun olduğu bile kabul edilmez. Bu yola başvurulduğunda davranış görmezden gelinir. Karşı tarafa boyun eğme söz konusudur. Kaybeden kazanana karşı düşmanlık besler. Kazanan da anlayışsızlık, bencillik ve işbirliğine yanaşmama duyguları geliştirir. Verimliği ve morali düşürücü rol oynar. Karşı tarafa duyulan saygı azalır. Bireylerin birbirlerini suçlamadan, birbirlerine zarar vermeden sadece sorunu çözüme odaklandıkları durumlar da mevcuttur. Her iki tarafta ortada bir sorun olduğunu bilir ve çözüm seçeneklerini belirlemeye çalışır. Problem çözme yanına başvurulduğunda taraflar arasında küskünlük olmaz. Her iki tarafın da çözüme odaklanması, çözüm yolunu uygulanmasını kolaylaştırır. Her iki tarafta işbirliğine açıktır. Taraflar birbirlerine güç ya da otorite uygulamazlar. Karşılıklı olarak sevgi ve saygı söz konusudur. Sorunu belirlenip çözüme ulaştırılması için iyi niyetli bir çaba vardır. Bireylerin birbirlerine karşı sorumlu ve olgun olmalarını sağlar. İç denetimi geliştirir. İnsan ilişkilerinde doyum ve bağlanma. Bireyin mutluluğu ve huzurlu, ihtiyaçlarının dengeli biçimde karşılanmasına, düzenli, doyumlu ve verimli ilişkilerinin kurulup sürdürülmesine bağlıdır. İnsan ilişkilerini düzenleyen ilkeler. İnsan ilişkilerini düzenleyen ilkeler toplumsal değerlerden, olay, durum, koşul ve kişilerin değerlendirilmesinden yola çıkılarak belirlenir. Bireyin konuşma biçimi, eleştiri tarzı, dikkat ve özenle dinlemesi, tartışmalarını düzeyli biçimde yürütmesi, ihtiyaçlarını giderirken ben ve biz faktörlerini göz önünde bulundurması, değişime açık ve değişime öngören bir bakış açısına sahip olması gibi unsurlar insan ilişkileri üzerinde doğrudan etkilidir. İnsan ilişkilerinin temelinde karşılıklı ilgi, kendine özgü olma, eylemde isteklilik, onur yer almaktadır. Birey bunlar çerçevesinde hayatını yönlendirmektedir. Karşılıklı ilgi, insan doğası gereği tek başına hayatını süremez. Bu bağlamda birliktelikler önem kazanır. Birlikteliklerin sağlıklı yürütülmesi de karşılıklı ilgi ve duyarlılığın olmasına bağlıdır. Karşılıklı ve birbirini tamamlayıcı ilgiyle toplanan insanların sorunlara ilişkin çözüm arayışları da karşılıklı ve anlayış çerçevesinde olacaktır. Kendine özgü olma. Her birey duygu, düşünce ve davranışlarıyla kendine özgüdür. Bütünün bir parçasıdır. Birlikteliklerin uyumu, gücü ve dengesi her bir bireyin bu ortaklara bakış açısına ve katkılarına bağlıdır. Bu nedenle kişinin kendine özgürlüğü önemli bir unsurdur. Eylemde isteklilik. İnsanlar ancak motive oldukları etkinliklerde yüksek seviyede başarı sergileyebilirler. Bu bağlamda motivasyon unsurunun niteliği bireylerin gereksinimleri giderici özellikleri barındırmalı. Zorlayıcı değil, inandırıcı olmalıdır. Onur, bütün insanlar ilişkilerinde yer aldıkları ortamlarda ve yaşamlarının her anında saygınlık kazanmak ve dürüst ilişkiler kurmak isterler. Her birey kendine özgü kişiliğe sahiptir ve bu kişiliğe saygı duyulması bekler. İnsan onuru kişiliğe saygıyı gerektirmenin yanı sıra kişinin kendi isteklerini belirlemesi ve diğer insanlarla etkileşimi planlaması ya da sorumluluk duygusunu geliştirmesi açısından önemlidir. Doyum ve bağlanma. İnsanlar kim ilişkilerine yüksek doyum almakta ama bağlanmasını engelleyen faktörlerle karşılaşmakta, kim ilişkilerinde ise doyum almadığı halde koşullar, sosyal normlar ve daha birçok nedenden ötürü bağlılığını bitirememektedir. Doyum, bireyin bir ilişkinin niteliğine ilişkin öznel değerlendirmesi doyum olarak ifade edilir. İnsan ilişkilerinden
Allando'yum. Genel karşılaştırma düzeyinden de etkilenir. Dengeli ilişkiler daha koruyucudur. İlişkilerinden memnun olan birey arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmeye istekli olur. Genellikle bu tür ilişkilerde mizah unsuru ön plana çıkar. Bağlanma. Bir kişiyi ilişkide tutma yönünden etkili olan olumlu ve olumsuz güçlerin tümü bağlanma olarak adlandırılır. İlişkiye bağlanmanın güçlü ve zayıf düzeyler olabilir. Tüm bireyler ilişkilerine güçlü düzeylerde bağlanmazlar. Bağlanmayı etkile 3 ana unsurdan söz etmek mümkündür. Bağlanma ortak çekim güçlerinden etkilenir. Bağlanma bireylerin değerleri ve ahlak ilkelerinden etkilenir. Bağlanma birey için ilişkiden ayrılmayı pahalı kılan olumsuz güçler ve engeller üzerine kuruludur. İnsan ilişkisini devam ettiren olumlu çekim güçleri vardır. Etkileşim sırasında taraflar birbirlerini sever, birlikte etkinliklerde bulunmaktan ve zaman geçirmekten zevk alır. İlgi alanları arasında doyum olduğunu keşfeder ve geçinmeyi kolay bulursa ilişkiyi sürdürme yönünde olumlu motivasyona sahip olur. Bağlanmanın bu bileşeni kişisel bağlanma olarak ifade edilir. İkilişçilerin değerleri ve ahlaksal ilkelerinden yani bir ilişkide kalmanın gerektiği yöndeki duygudan hareket edildiğinde ahlaksal bağlanma söz konusudur. İnsanları ilişkiyi terk etmekten alıkoyan çekici seçeneklerin yokluğu ve ilişkiye hali hazırda yapılmış olan yatırımlar zoraki bağlanmayı ifade eder. İlişkinin devamı ya da sonlandırılmasında seçeneklerin var olması alınan kararlar üzerinde etkili olacaktır. Yatırımlar. İlişkiye yapılan yatırım, zaman, enerji ve para olabileceği gibi duygusal katılım, yaşanan deneyimler ve karşılıklı özveri de olabilir. İlişkiye yapılan yatırım arttıkça bitirmek için ödenecek bedel de artacaktır. Çıkarları ve ihtiyaçların giderilmesi çerçevesinde ilişkilerini sürdürme eğilimi bulunan bireyler yine de tüm ilişkilerine yatırım yaparlar. En azından ilişkilerine zaman ayırırlar, birlikte zaman geçirir ve paylaşımlarda bulunurlar. Doyum ve bağlanma ilişkisi. Doyum ve bağlanmayı birbirinden bağımsız düşünmek pek mümkün değildir. İlişkide ödüllerin keşfedilmesi bağlanmayı geliştirir rol oynar. İlişkinin derinleşmesi ve paylaşımların artması ile birlikte bağlılık da artacaktır. Doyum ile bağlanma ilişkisi değişkenlik taşır. İlişkiden memnun olmayan tarafların kimisi ilişkiyi iyileştirici yönde hareket ederken kimi de ödülü kalmamış ilişkilerini bitirme kararı alabilir. Kimi ilişkilerde düşük doyuma rağmen devam edebilir. İlişkide yüksek düzeyde bağlanma söz konusu ise yatırım da fazla olmaktadır. İlişkinin uzun süreli olması ve alternatiflerin bulunmayışı ilişkinin sonlanmasını güçleştirmektedir. Bağlanılmış bir ilişkiyi korumak. İlişkiler hakkında olumlu yanılsamalar, ilişkinin ve tarafların idealize edilmesi ve diğer ilişkilerle karşılaştırıldığında en iyi ilişki kanısına varılmasına neden olur. Tarafların ilişkilerine duydukları güveni koruma yollarından birisi de sürekli daha iyiye gittiğine dair inançlardır. İlişkinin sürdürülmesinde hatırlamalar çok önemlidir. Bireyler sürekli olumlu yanlarını hatırlarsa ilişkinin iyiye gittiği kanısına kapılacaklardır. İlişkiler için en önemli tehdit çekici alternatiflerin bulunmasıdır. İlişkilerde taraflar birbirlerinin davranışları çözümlemeye çalışır. Bu çerçevede birbirlerinin davranışları ilişkin açıklamalar geliştirirler. İlişkiden memnun olunduğunda davranışlar daha olumlu yönde yorumlanırken tam tersi durumlarda olumsuz olarak ağırlık kazanacaktır. Doyumsuzluğa tepkiler. İnsanlar ilişkilerinden almadıklarında farklı tepkiler sergilerler. Seslendirme, bağlılık, boş verme ve bitirme bu tepkilerin önüne gelenleridir. Daha sonra birey doyumsuz ilişkisine dair tepkisini seslendirme biçiminde verdiğinde genelde sorunu tartışma eğilimindedir. İlişkide doyumsuzluk durumuna tepki olarak bağlılığın tercih edilmesi iyimser biçimde durumun düzelmesini beklemek anlamına gelir. İş ortamında yaşadığı sıkıntılara rağmen sessiz kalan birey aslında durumun düzelmesine umut ederken koşulların pekişmesini desteklemiş olur. Boş verme tarafların ilişkisinin kötüye gitmesine izin verdikleri durumu ifade eder. Bitirme ilişkinin sona erdirilmesidir. Bölüm değerlendirme. Bireyler bir ilişkinin hakkaniyete uygun olmadığını anladıklarında hoşnutsuz olurlar. Ödül maddi ya da manevi olabilir. Ödül kişiden kişiye azalan ya da artan değerdedir. Birisi için ödül olan şey diğer için olmayabilir. Mevki, para, bilgi, mal ya da hizmet birer ödül niteliği taşıyabilir. Çatışma günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Çatışmaya neden olur. Sorundan kaçınmayı tercih eden bireylerde davranış görmezden gelinir. Kaybeden kazanana karşı düşmanlık besler. Karşı tarafa duyulan saygı azalır. Kazananda anlayışsızlık ve bencillik duyguları gelişir. Doyum bireyin bir ilişkinin niteliğine ilişkin öznel değerlendirmesidir. Karşılıklı ilgi, kendine özgü olma, eylemde isteklilik, onur, insan ilişkilerinin temelinde yer alan unsurlardır. Boş verme tarafların ilişkinin kötüye gitmesine izin verdikleri durumdur. Bağlanma bireylerin değerleri ve ahlak ilkelerinden etkilenir. Zaman, enerji, duygusal katılım, karşılıklı özveri ilişkiye yapılan yatırım unsurlarıdır. İnsanlar ilişkilerinden doyum almadıklarında seslendirme, bağlılık, boş verme ve bitirme tepkilerinden herhangi birini sergilerler. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar.